Hocam merhaba. Merhabalar. Bugün ne konuşacağız hocam? Bugün putlardan bahsedeceğiz. Özellikle Mekkeliler nasıl putperest oldular? Hazreti İbrahim ile İsmail Kabe'yi kurdu, tevhidi öğretti. Sonra yıllarca yalnızca bir Allah'a ibadet ettiler. Nasıl oldu da putlara döndüler? Bununla ilgili konuşacağız. Putperestliği kaldırdı İslam, neden Kabe'ye dönüyoruz? O taş değil mi? Gibi sorular var. Onlarla ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğiz. Put nedir hocam? Put, idol, gençlerin arasında kullanılan şey, tapınılan şey, olağanüstü bir takım güçleri olduğuna inanılan, genellikle insan silüetinde taştan, tahtadan ya da benzeri şeylerden yapılmış sanem, veten şeklinde ifade edilen bir takım varlıklar. Hocam peki Mekke'ye, Medine'ye yani Arap coğrafyasına put ne zaman geldi, nasıl geldi? Tevhid inancından nasıl putperestliğe döndüler? Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Kabe biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ve İsmail tarafından yapıldı kesin. Bu anlatılıyor Bakara suresinde. Ancak bazı alimlerimiz Hazreti Adem tarafından yapıldığını düşünüyorlar. Bunun dayanağı da Âl-i İmrân suresindeki bir ayet. Yeryüzünde Allah'a kulluk için kurulan ilk evin Mekke'deki ev olduğu, Kabe olduğu anlatılıyor o ayette. Bundan dolayı da Kabe'yi ilk yapanın Hazreti Adem olduğu ama daha sonra yerinin kaybolduğu ve nihayetinde Hazreti İbrahim ve İsmail tarafından yeniden yapıldığı anlatılıyor. Biliyorsun Enes o dönemde Hazreti İbrahim peygamber, Hazreti İsmail Mekke'de peygamber. Filistin'de Hazreti İshak var. Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim'in yeğeni, o da Ürdün bölgesinde. Hepsinin başkanı konumunda Hazreti İbrahim var. Ve onlar Kabe'yi yaptıktan sonra haç ibadeti biliyorsun öğretiyorlar. Haç törenlerini öğretiyorlar ve bir Allah'a kulluğu öğretiyorlar. Bütün peygamberlerin öğretilenin temelinde, omurgasında tevhid inancı var. Fakat nasıl oluyor da yüzyıllar sonra insanlar puta tapmaya başlıyorlar? Kabe'nin içini dışını 360 civarında puttan bahsediliyor. Bu şekilde dolduruyorlar. Bununla ilgili değişik bilgiler var. Mesela bir tanesi şu. İşte insanlar Kabe'yi çok seviyorlar, hürmet ediyorlar. Ve Kabe'nin dışında bir yere gittikleri zaman Kabe'den uzak kalmama düşüncesiyle onun hasretinden dolayı Kabe'den bir parça götürüyorlar. Taş parçası. Ve onu götürdükleri zaman ona hürmet ediyorlar. Yani bir anı, bir hatıra götürüyorlar aslında Kabe'den. Nihayetinde bu zamanla abartılı bir saygı anlayışı geliştiriyor ve putperestlik böyle çıktı deniliyor. Ama tarih kitaplarında genellikle Amr bin Luhay adında bir adamdan bahsediliyor. Bu adam tüccar bir adam, ticaret ehli bir adam Amr bin Luhay. Suriye tarafına gidiyor ya da Ma'ab bölgesi deniliyor. Değişik bölgelerden bahsediliyor. Hastalanmış bu. Orada bir takım kaplıcalar var. Şifa bulmak adına gidiyor. Tedavi gördükten sonra bakıyor ki insanlar putlara tapıyorlar. Diyor ki bunlar nedir yani? Siz neden bunlara tapıyorsunuz? Onlar da diyorlar ki bunlar bizim putlarımızdır. Biz bunlardan bir şeyler isteriz, şifa dileriz ya da bereket isteriz. Onlar da bize verirler diyorlar. Bunun üzerine Amr diyor ki bana da bir tane verin. Ona Hübel'i veriyorlar Enes. Hübel akik taşından bir put. Akik biliyorsun değil mi? Böyle kırmızı bir taş. Mermer gibi. Bazı yüzüklerde olur yani. Ha tam mermere benziyor böyle dışarıdan. Ha, mesela bazı hacı amcalarda görürsün. Akik taşlı yüzük takarlar. Burasında böyle taş vardır. Kırmızı bir taş. Akik taşından bir put veriyorlar. Büyükçe put ve bu Hübel insan görüntüsünde bir put. Yolda gelirken gariban put düşüyor. Kolu kırılıyor. Öyle bir şey de var. Kendine hayrı yok. Ve nihayetinde bir altın kol takıyorlar. Getiriyorlar. İşte Kabe'nin içine Zemzem kuyusunun yanına bir yerlere koyuyorlar. Ve nasıl oluyor da tevhidten buna dönüyorlar? Benim yorumum, anladığım kadarıyla Enes'cim, bu Amr bin Luhay, Mekke yönetimini bir dönem ele geçiriyor adam. İsmailoğullarıyla birlikte oluyor, cürümlere karşı. Tabi oralara girmeyeceğim, değişik etnik gruplar var Mekke'de. Sanırım onun siyasi gücünden de kaynaklı bir şekilde bu putlar birken 2, 3, 5, 8, 10 derken 360'ı buluyorlar ve insanlar bu şekilde putperest oluyorlar. Şimdi bir başka rivayet çok daha ilginç Enes. O daha ilginç. Vet, Sua, Yavuz, Yavuk gibi bazı putlardan bahsediliyor. Ya da Kur'an'da geçen işte Hübel'in dışında şurada Lat, Menat, Uzza var. Bunlar ne diyelim? Tanrıça Enes'cim. Yani tanrıça böyle. Dişi putlar var, erkek putlar var. Böyle değişik şeyler var. Hatta bu Lat, Menat, Uzza'yı Allah'a atfediyorlar. Allah'ın kızları falan diyorlar. Allah da bunu eleştiriyor. Hem kızları sevmiyorsunuz hem Allah'a işte böyle bir şey söylüyorsunuz gibi. Onun dışında Vet, Sua, Yavuz, Yavuk gibi değişik putlar da var. Hazreti Nuh aleyhisselam zamanından beri var oldu da söylenen putlar bunlar. Örneğin Lat'tan bahsedeyim ben. Taif tarafında Lat, Let kökünden. Latte var biliyor musun? Latte. Ben biliyorum. Sanırım oradan geliyor. Ne? Latte nedir Enes? Kahve. Sütlü ama kahve. Ne? Ha. Karışım var ama değil mi? Evet. Let aslında karıştırmak demek. Sivik karıştırmak diyorlar mesela. Yani bir tane kadın öyle zannediyorum. Erkek de olabilir. Hayırsever birisi bu. Taif yakınlarında bir kayada böyle sevik denilen Arapların çok sevdiği bir yiyecek var. Nedir o? İşte arpa unuyla yağı karıştırıyorlar. Karma yapıyorlar. Böyle. Karıyorlar. Seviyorlar o yiyeceği. Böyle bir yiyecek. Bu kadıncağız da böyle hayırsever birisi bir takım şeyler yapıyor böyle. Karışımlar yapıyor.
Let yapıyor. Ondan sonra insanlara dağıtıyor hayrına. Çok hoş, sevilen bir kadın. Bu öldükten sonra onun kabrini putlaştırıyorlar. Hatta böyle dört kişi kocaman bir kaya koyuyorlar oraya. Beyaz bir taş. Böyle tapıyorlar. Şimdi bu putların bir rivayete göre aslında geçmişte yaşamış çok iyi insanlar oldukları söyleniyor. Bunlar ölüyorlar Enes'ciğim. Daha sonra insanlar ya diyorlar bu adam iyi bir adamdı diyorlar. Biz bunun heykelini yapalım. Hani anıt oradan da geliyor. Heykelini yapalım. Yani onu gördükçe hatırlarız diyor. Bu da daha güzel. Sonra tanrıcılığa dönüyor bilgi. Evet. Yani çok güzel bir niyet aslında değil mi? Anı. Yani biz de hani bu kareyi ölümsüzleştirelim falan yapıyoruz ya böyle. Hani fotoğraf çekiyoruz. Çıkış noktası da çok güzel ama Kabe'den hatıra götürüp de tapmaları gene aynı şekilde çok iyi niyetli bir şey aslında. İyi niyetli bir şey değil mi? Yani İslam'ın hani böyle özellikle bazı hadislerde, ayetten çok net şeyler, ifadeler görmesin ama putperestlik dışında heykele ya da resme biraz daha dikkatli davranmasının temelinde aslında böyle şeyler var. Ben ne çok oluyor? Radikal sanıyordum resminde heykele karşıya. Yok radikal değil. Ama böyle bir mesafesi var. Yani çok ciddi uyarılar var aslında. O dönemi de dikkate almak lazım. Niye öyle Enes? Çünkü putperest bir toplumun tekrar putperestliğe dönmesi daha muhtemeldir. Bunu tamamen kaldırabilmek için Efendimiz çok titiz davranıyor. Ve ne yapıyorlar şimdi? Bu adamların heykellerini yapıyorlar. Bu güzel insanların heykellerini yapıyorlar. Anıyorlar yani. Hoş, güzel duygular, düşünceler bunlar. Sonraki nesil biraz abartıyor. Sonraki nesil biraz abartıyor derken bu iş putperestliğe dönüyor ve tapmaya başlıyorlar. Bak Enes'im hiç kimse bir taşa taş olarak tapmaz. Tabii anlam yüklüyor. Anlam yüklüyor. Harikasın. Anlam yüklüyor. Yani diyor ki mesela Mekke'nin müşriklere soruyorsun. Neden puta tapıyorsunuz arkadaş? Taş tahta bunlar. Hayır biz onu temsil ettiği ruha, güce ya da bir şeye tapıyoruz. Tabii bunu Hinduizm de o şekilde mesela. İneğe tapma muhabbeti Hindulardaki. Evet. Evet. Yani bir anlam yüklüyorsun ona. Ve aslında bir aracılık var. Yani biz aslında bunlara tapmıyoruz. Yani onlar Allah'ın sevgili kulları. Biz onlarla aramızda aracı olarak onları görüyoruz. Yani onlara dua ediyoruz. Onlar da Rabbimize. Böyle bir ne diyelim taşıyıcı. Ara put. Ara ilah. Yani böyle direkt Allah'tan istemek yerine aracılardan isteme durumu söz konusu. Şimdi hiç kimse bir taşa taş olarak tapmaz. Ona bir anlam yüklüyor. Onlar da anlam yüklüyorlar. Onların işte temsil ettiği ruha ibadet ettiklerini söylüyorlar. Bu şekilde bir inanış var. Aslında diğer taraftan çok değişik rivayetler var Enes'ciğim biliyor musun? Mesela çok meşhur bir rivayet. Tabi bu putperestlik biliyorsun yayılıyor. İşte Hüber geliyor. İşte çevrede başka putlar var. Lat, Menat, Uzza. Onun dışında her kabilenin kendine özgü putu var. Her ailenin var. Yolculuğa çıkarken yanlarında put götürüyorlar. Sapıyorlar. Hatta helvadan put yapıyorlar. O çok komik meşhur hikaye ya. Eskiden putperest olan bir Müslüman anlatmış galiba. Evet, evet. Helvadan put yapıyor. Böyle. Sonra ne yapıyor? Yolculukta tapıyor ona. Sonra acıkınca yiyor. Şu öbür tanrı o daha lezzetliydi. Bu biraz kıvamı iyi olmamış. Hatta bunu ya böyle bir şey var değil mi? Anlatırken bunu şey diye anlatıyor. Hani eski bunu gülerek anlatıyormuş. Hani o yaptığım yani Hazreti Ömer'e atfedilen bir şey bu. Söylediğim. İşte bir şey hatırlarım, gülerim, bir şey hatırlarım, ağlarım. İşte kızlarımızı gömerdik. Helvadan put yapar. Tapar acıkınca yerdik şeklinde bir rivayetten bahsedilir. Halk arasında çok meşhur bir rivayet bu. Ama buna tapıyorlar. Çok daha komik bir şeyi var. Yani daha farklı. Mesela çölde gidiyor adamlar. Gidiyor. Tapacak bir şey bulamıyor. Yani böyle taştır, tahtadır. Yani enteresan bir ağaç köküne, enteresan bir kayaya tapıyor adamlar. Bulamıyor. Ne yapıyor biliyor musun Enes? Kumu yığınak yapıyor. Dağ böyle. Gibi böyle. Tepecik yapıyor. Deveyi yanaştırıyor. Sütünü sağıyor. Süt yağlı ya. Akıyor süt. Taşlaşıyor ve ona tapıyor. Bu şekilde bir şey var. Aslında burada dediğinizden şu çok net ortaya çıkıyor. Önemli olan oradaki put değil ona yüklediği anlam cidden. Evet anlam. Yani dağ bile olsa ona bir ruh yükleyip ona tapıyor. Evet 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 evet. Yani onu kendince anlamlandırıyor. Yine sonradan Müslüman olmuş sahabilerden bir tanesi anlatıyor. O da çok ilginç bir rivayet. Bir gün diyor ailem bana diyor bir tas kaymak verdi. İçinde süt de var diyor. Bunu al götür tanrılarımıza sun dedi. Şimdi bir de böyle sunuyorlar yani. Hatta o tanrıların böyle hazine odaları var. Altında bir işte değerli şeyler attıkları ya da ne bileyim kurbanları kestikleri yerler var. Bunu götür sun dediler diyor ve sıkı sıkı da tembih ettiler. Aman ha bu tanrılarımızın hakkıdır. Sakın ona dokunma çarpılırsın. Ben de diyor dikkatlice diyor aldım diyor. Tabii korkutmuşlar çocuğu dokunma işte o tanrıların hakkı başına bir şey gelir diye korkuttukları için dikkatlice diyor götürdüm diyor. Putun önüne koydum diyor. Sonra uzağa çekildim saklandım izlemeye başladım. Şimdi çocuk merak ediyor. Ya, ne olacak diye. O ya çocuk değil mi hani kral çıplak hikayesi var ya çocuklar çok ne diyeyim latif böyle çok temiz bakıyorlar. Ya, acaba bu ne yapacak bu heykel ya da işte bu şey bu yapı taş. Niye koyduk onu? Sanırım merak ediyor. Uzaktan izlemeye başlıyor. Sonra diyor
Bir baktım diyor, bir köpek diyor geldi diyor, etrafında bir dolaştı diyor böyle. Sonra süt içti, kaymağı bir güzel yedi diyor, şapur şupur güzel diyor. Oh. Sonra diyor affedersin Enes'ciğim, onu söyleyeceğim affına sığınarak. Ayağını kaldırdı putun üzerine diyor. İşedi ve gitti. Çok şaşırıyor şimdi çocuk, bunu kendisi anlatıyor. Şimdi aslında çok ilginç bir şey daha var. Mesela peygamberimiz peygamberliğini ortaya koyduğu zaman Enes'ciğim çok daha ilginç bir şey var bak burada. Asıl düşünmesi gereken ya da üzerinde durulması gereken bir konu bu. Putların taş ve tahta parçaları olduğunu, tapınmaya değer varlıklar olmadığını Efendimiz söyleyince bunlar cıngar çıkarıyorlar. Yani ortalığı... Haklılar sonuçta bir yandan, hani şu anlamda inandıkları şeye söyleniyor bu. Yani ama bunu daha önce Hanifler de söylüyordu Enes. Onlara karşı aynı şey yok. Peygamberimize karşı var. Niye öyle? Hatta çok daha ilginçini söyleyeyim mi? Mekke'de putperestler peygamberimizle mücadele ediyorlar ve yok etmeye çalışıyorlar. Medine'de putperestlerle peygamberimiz, Yahudilerle putperestlerle birlikte Medine sözleşmesi yapıyor. Orada putperestler... Evet, onlarla gayet güzel anlaşıyor. Hatta misafir olarak Müslümanları da kabul ediyor onları. Neden? Mekkelilerin putlar üzerine kurmuş olduğu bir egemenlik var Enes'in. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bozguncu olarak nitelendiriyorlar. Kurulu sistemi bozan bir insan olarak nitelendiriyorlar. Medineli putperestler ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı birleştirici olarak görüyorlar. Yani Medine'de yıllarca süren bir iç savaş var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın liderlik özelliğinin onların bu savaşlarını bitireceğini düşünüyorlar. Yani bir huzurun, bir barışın geleceğini düşünüyorlar. O nedenle Mekke'deki putperestlerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir anlaşmazlığı oluyor ama Medine'deki insanlar peygamberimize kucak açıyorlar. Fark buradan kaynaklanıyor. Yani buradaki putperestliğin siyasetle bağlantılı olduğunu, kurulu düzenle bağlantılı olduğunu da dikkate almak lazım. Mekkelilerde sorun var o zaman. Evet, Kureyş'in kurduğu bir şey var. Kureyş'in Kabe üzerinde bir prestij söz hakkı var. Evet, yani işte kullanıyorlar adamlar, işte Kabe'yi Allah biliyorsun Ebrehe geliyor yıkmaya çalışıyor, Allah izin vermiyor, koruyor. Bundan dolayı kendilerini işte Kabe'nin hizmetkarları olarak lanse ediyorlar çevreye ve kendilerine humus ehli diyorlar. Yani biz seçkiniz, Kabe'ye hizmet ediyoruz. Hatta bazı haç ibadetlerinin içeriğini, ritüellerini eksik yapıyorlar. Arafat'a gitmiyorlar. Şeye benzettim, Emevilere benzettim ben yalnız bu kendilerini üstün görme muhabbetini. Ya birçok toplumda bu olabilir ama burada adamlar putlar üzerinden bir ticaret döndürüyorlar. Oraya gireyim mi bilmiyorum ama. Şimdi Bizans Kızıldeniz'e hakim oluyor ya. Kızıldeniz'e hakim oluyor Bizans. Bu arada Kureyş'in kervanları sıkıntı çekiyor. Yani şöyle. Bizans'ın gemileri var. Bir de Arap'ın, yani Kureyş'in deveden gemileri var. Şimdi deveyle ulaşım yerine deniz ulaşımı daha kolay, daha karlı bir daha iş. Daha fazla şey taşıyorlar. Mesela bir ara Kur'an'da da var. İşte Rumlar yenildi. Yakında tekrar onlar kazanacaklar gibi bir ayet var. Rum suresi var. Yani Persler, putperest, ateşperest Persler Bizans'ı yenince Mekke'deki Kureyş müşrikler seviniyorlar. Neden? Neden? Onlar oraları ele geçirince Bizans'ın gemi ticareti aksıyor. Gemi ticareti aksayınca ne oluyor? Bu sefer Kureyş'in kervanları iş yapmaya başlıyor. Hatta %100 kardan aşağıda mal götürmüyorlarmış adam. Bu sefer ulaşımı onlar sağlıyor. Yani birçok şey var burada. Aslında Enes'ciğim burada peygamberimize sen putlarımıza karşı işte saygısızsın şudur budur diye belki saldırıyorlar ama kendileri de putlara çok fazla saygı göstermiyorlar. Mesela bir rivayet var. Çok var da ben iki tane örnek vereceğim. Adamın babasını öldürmüşler. Şimdi Hübel'in önünde bir ok kabı var Enes'ciğim. O oklarda evet hayır ya da benzer değişik rivayetler var. Evet hayır anlamına gelen oklar var ve ok çekiyorlar. Ezlem diye bahsediyor Kur'an bundan. Danışıyorlar puta yani. Geliyor diyor ki Hübel'e danışacak şimdi. Ya babamı öldürdüler intikamını alayım mı? Çekiyor oku hayır çıkıyor. Çekiyor hayır çıkıyor. Kura çekiyor hayır gibi. Çıkıyor. Hep hayır çıkınca Hübel'e küfrediyor. Tabii diyor öldürülen senin baban değil diyor. E şimdi Tanrıysa, danışıyorsa niye böyle davranıyor? Ya da adam böyle işte sahile yakın bir put var, Saat putu. Develerini getiriyor, bereket getirsin diye Saat putuna. Getirdiği zaman tabii Saat'a az önce de böyle kurban kesmişler, her tarafı kanlar içerisinde kayanın. Bir kaya yani Saat putu, bir kaya ona tapıyorlar. O kanları görünce kan kokusu falan, develer ürküyorlar, kaçıyorlar. Her birisi bir tarafa gidiyor. Adam basıyor küfürü sağda. Ben diyor bereket getiresin diye sana getirdim develerimi diyor. Şimdi hepsini kaçırdım ben nasıl toplayacağım diyor. Başlıyor şiirler okumaya. Şiirler de kaynaklarımızda var. Yani sağda bir taş olduğunu, bir şey yapamayacağını, ondan sonra yaptığı bu kötülüğü şiirle anlatıyor. Şimdi aslında kendileri de farkındalar bunun da. Yalnız burası çok önemli bakın. Putlar üzerinden kurdukları bir iktidar var. Mekkeliler, Kureyş'in özellikle. Yani burada putlarla para kazandıklarını, ekmek kazandıklarını düşünüyorlar. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemleri, bak sadece put
değil Enes. Getirdiği ilkeler, işte ne bileyim bir tarağın dişleri gibi olduğu insanların mesela, işte kızların, kadınların da hakkının olduğu, parada, malda paylaşılması gereken bir nimet olduğu, işte çevrene zekat vermelisin, zekat daha o zaman emredilmedi ama sadakadan bahsediyor. Mekke'de inen ayetlerde kısmen, yani cömertlikten bahsediyor, başkasıyla paylaşmaktan bahsediliyor. Hatta Ebu Leheb'in, amcası Ebu Leheb'in bir şeyi var. Geliyor diyor ki, ben diyor Müslüman olursam bana ne var? Bir şey bekliyor yani adam. Toplumun ileri gelenlerden bir tanesi. Peygamberimiz de ne bekliyorsun diyor yani. Diğer Müslümanlara ne varsa sana da var. Beni başkalarıyla eşit kılan din kahrolsun diyor. Şimdi bunlar putlar üzerinden bir egemenlik kurmuşlar. Bir kültür oluşturmuşlar. Put kültürü. Aslında kendileri de çok saygı duymuyorlar. İşte acıkınca yiyorlar falan falan falan. Ama karşı çıkmaları, yani biz aç kalırız. Çünkü tek şeyleri, dayanakları ya da rızık kaynakları diyelim biz, ticaret. Orada ot bitmiyor yani. Kayalık bir bölge Mekke. Kur'an'da Hazreti İbrahim de bahsediyor. Ot bitmeyen bir yerde ailemi bıraktım diye. Bundan dolayı da Enes'cim böyle bir şey var. Peygamberimize karşı çıkış nedeni bu adamların aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geçirdiği hayat tarzı, sistemi ve sahip oldukları bu iktidarı ya da sahip oldukları bu nimetleri Peygamberimizin öğretisi sebebiyle kaybedeceklerini düşünüyorlar. Bundan dolayı karşı çıkıyorlar. Peki ben bir şey soracağım hocam bununla ilgili. Putlar yasaklandı İslam'da, kesin olarak yasaklandı. Ama Kabe'de taştan insanlar etrafında dönüyor. Bir putlara tapma ritüeli var. Bir, yani hemen hemen aynı şekilde. Etrafında dönüyorlar, ona uygun giyiniyorlar vesaire. Putperestlik yasaksa Kabe neden yasaklanmadı? Kabe'ye o yapılan şey neden bu şekilde yapılıyor? Çok güzel bir soru. Bu çokça sık sorulan bir sorudur. Burada gerçekten Müslümanlar Kabe'ye sapıyorlar mı? Bunu sormak lazım. Yani mesela hangi Müslüman Kabe'ye sapıyor ya da onu aracı olarak görüyor? Eğer böyle bir duygu ya da düşünce varsa zaten sıkıntılı bir konu. Burada Müslümanlar Kabe'ye sapmıyorlar. Kabe bizim için Enes'in bir kıble, yön. Yani ibadet edeceğiz. Nereye dönelim? Bir yere dönelim. Birliğin de sembolüdür. Yani bütün dünyadaki insanlar aslında çok orijinal de bir şey var. Bir tek noktaya, nerede olurlarsa olsunlar, bir tek noktaya yöneliyorlar. Bu da Allah'ın birliğine vurgu var. Yoksa Kabe sıradan taşlardan bir tanesidir. Hac ibadeti. Hac da öyledir. Mesela oradaki şeylerin tamamı semboliktir. Mesela kefen ya da şöyle söyleyeyim, neden ihram giyiyoruz? İnsanları farklı kılan elbiseleridir. Üniformanı çıkarıyorsun. Yani deryada bir damla oluyorsun. Ve 7 kez dönüyorsun. Bunun da anlamı var bak. 7 Arapçada sonsuzluğu ifade eder. Biliyor muydun? Sonsuzluğu ifade eder. Mesela haftanın 7 günü gibi. Yani 7 gün biter, bir 7 gün başlar. Bu şu demektir. Allah emretmiş. Allah'ın gösterdiği bir merkez var orası. Kabe taştan. Yani sayısız kere yıkılmış, yeniden yapılmıştır Kabe. Yoksa mesela tepesine çıkıp ezan okuyabilen. İnsan tanrısının tepesine çıkıp ezan okur mu? Ona bir tanrı vasfı giydirmiyor Müslümanlar. Sadece bir yön olarak, kıble olarak o tarafa dönüyoruz. Ve bu arada o sembolik bir yapı. Yani Allah oraya dönün dediği için. Bir de o var. Yani Allah dediği için biz dönüyoruz. Allah diyor ya hani Adem'e secde edin diyor. Secde ediyorlar yani. Oraya secde edin diyor. Kabe'ye dönüp namaz kılın diyor. Biz de öyle kılıyoruz. Allah ne derse o. Bir kere Allah diyor ki ibadet ederken, namaz kılarken o tarafa döneceksin. Allah emrettiği için dönüyoruz bu. Hani Hazreti Ömer diyor ya, Hacı Ölesvet'i öpüyor. Diyor ki ben biliyorum ki sen sadece bir taşsın. Ama peygamberimi seni öperken gördüm. Yani Müslümanlar Kabe'nin bir bina olduğunu, bir yapı olduğunu biliyorlar. Zaten Kabe'yi de bir tanrı olarak da görmüyorlar. Yani bir put. Sadece bir yön o. Yani Allah'a ibadet ederken dönülmesi gereken bir yön. Bir yere döneceksin. Nereye dönelim abi? Birimiz diyeceğiz doğuya, birimiz batıya. Herkes bir tarafa dönsün. Peki neden Allah'ın evi deniyor hocam oraya? Allah sahibi Allah çünkü. Yani oradaki Allah'ın evi derken Allah içinde oturuyor anlamında değil yani. Ben mesela küçükken öyle zannediyordum ben. Değil mi? Nasrettin Hoca'nın öyle bir fıkrası var biliyor musun? Gece 2-3 kapısı çalıyor. Ondan sonra kim o diyor hoca? Tanrı misafiri diyor. Yanlış gelmişsin. Tanrı'nın evi diyor orada. Camiyi gösteriyor. Allah orada oturuyor anlamında değil. Yani sahibi Allah. Dolayısıyla Allah diyor ki oraya döneceksin. Yani bir yere dönmek gerekiyor ibadet ederken. Bir de birlik var burada. Yani herkes aynı noktaya dönüyor Müslümanlardan. Şimdi şöyle bir şey var. 7 sonsuzluğu ifade ediyor. Müslümanlar Kabe merkezde. Yani Allah'ın gösterdiği merkezin etrafında dönüyorlar. Hacer-i Esved sembolik bir yapı. Allah'ın sağ elidir diye bir hadis var. Sahih ise aslında ne yapıyor Enes biliyor musun insanları? Tavaftan önce elini bir Hacer-i Esved'e koyuyorsun şöyle. Uzaktaysan böyle yapıyor. Yani insanın böyle tüyleri diken diken olur tamam mı? Yani sanki sembolik bir anlam. Eline, Allah'ın eline koyuyorsun. Bu ne demek? Hani anlaşma imzalarken tokalaşırsın ya da yemin ederken şöyle yapıyor. Doğruyu, yalnızca doğruyu söyleyeceğim. Yeminleşme var ya, biat deniyor buna İslam'da. Yani Allah'la biat ediyorsun. Diyorsun ki yani elini koyduğun zaman Allah'ım sadece senin emrettiğin gibi bir hayat yaşayacağım diyorsun. Elini koyuyorsun, uzaktaysan kaldırıyorsun, bir kere dönüyorsun. Sonra tekrar.
Her turda bir kere elini koyuyorsun. 7 kez oluyor bu. Yani haftanın 7 günü gibi, yani sonsuza kadar senin emrettiğin gibi bir hayat yaşayacağım anlamında bir sürüş. Bir nevi tövbe etmek. Evet. Yani öyle kuru kuruya bir dönüş değil. Zaten her şey dönüyor biliyorsun. Dünya güneşin etrafında dönüyor, kendi etrafında dönüyor. Değil mi? Sonra çekirdeğin etrafında atom dönüyor. Etrafında dönenler var. Bir dönüş var. Bir döngü var yani. Bu döngüyü de temsil ediyor. Zaten bir daire var. Onun bir merkezi olacak Enes'cim yani. Her dairenin bir merkezi olur. Dolayısıyla Kabe bir merkez orada. Şeyle birleştirelim mi? Safa ile Merve arasında bir de koşuyoruz. O da 7 kere. Onu biliyor musun? Yok. Hazreti Hacer hani... Gitgeli biliyorum da koştuğumuzu bilmiyorum. Say. Aslında say koşmak derken yani hep koşmuyorsun da bir bölgesinde hızlı yürüyorsun. Şimdi say aslında say, bak sana hemen çalıştıracak bir şey söyleyeceğim. Şu an sen ne yapıyorsun? Mesai yapıyorsun. Mesai, say. Aynı kökten. Say nedir biliyor musun? Koşturmak. Niçin koşturmaktır? Rızkın için koşturmaktır. Yani Hazreti Hacer rızk arıyordu ya hani Safa Tepesi ile Merve Tepesi arasında. O da kaç kere? 7 kere. Bak ikisi beraber İslam felsefesi aslında. Yani İslam ne sadece dünya ne sadece ahirettir. İkisi de 7'dir. İkisini birleştir şimdi. Yani hayatımın tamamını Kabe merkezli yaşayacağım ama rızkın konusunda da kimseye muhtaç olmayacağım. Kendi ekmeğimi kazanacağım demek. Çalışacağım demek. Gayret edeceğim demektir bu. Burası önemli bak. Bu yüzden dolayı böyle bir ibadet yapıyoruz. Yani haç. Haçta da o mesela beyaz elbise, özel kıyafetlerden bahsettin bir ya. Bir olmak, aslında. Eşit olmak değil mi o? Bir de şöyle, deryaya dalıyorsun. Hangisi komutan, hangisi devlet başkanı? Bilmiyorsun. Hatta Malcolm X, Malcolm X'i bilir misiniz hocam? Bilmez miyim? Amerika'da hacca gitmeden önce, hacca ya da umreye artık hangisine gitti bilmiyorum ama Kabe'ye gitmeden önce siyah beyaz ırkçılığı çok fazla var. Beyazların... Irkçı bir İslam'a inanıyor Malcolm. Evet, beyazların siyahlarla dost olabileceğine inanmıyor. Beyaz Müslüman olduğunu da inanmıyor diye biliyorum hatta. Hacca gittikten sonra, yani daha doğrusu Kabe'ye gittikten sonra orada beyazlarla böyle iç içe olunca, beraber yemek yiyince, beraber hani muhabbet edince, dostluk olunca bu ırkçı İslam'dan normal bir İslam'a geçiş yapıyor. Evet, orada şok oluyor tabii. Onu görünce değil mi? Sadece siyahi insanlara gelmiş bir din gibi görürken aslında öyle olmadığını anlıyor. Demek ki neymiş? Kabe bir Allah dönün dediği için o tarafa dönüyoruz. Biz hiçbir zaman Kabe'yi bir mağbut put görmüyoruz. O sadece bir yöndür. O tarafa dönün dediği için Allah dönüyoruz. Kaldı ki tepesine çıkıp ezanlar okuyoruz, yıkıyoruz, yeniden yapıyoruz. Değil mi? Bir de şöyle bir şey var Enes. Beraber bir örnek üzerinde konuşalım. Bir top bez aldık. Beyaz olsun bu bez. Açtık. 2 metre aldık. 2 metre kes dedik. Kesti adam. Biz onu aldık. O 2 metre bezi eve gittik. Onu da biz ikiye böldük. 1 metre 1 metre. Örnek olsun diye söylüyorum. 2 tane parça oldu mu elimizde? Şu bir parça, bu bir parça. Şimdi Enes'cim buradaki parçayı kırmızıya boyadık. Üzerine ay ve yıldız bastık. Annen dedi ki sana Enes'cim. Enes cam sileceğim oğlum, bana bez getir. Hangisini götürürsün? Kırmızı baskılı üzerinde ay yıldız olanı mı götürürsün? Sadece beyaz olanı. Temiz olmuş yani, beyaz olanı yani, o anlamda. Kirli mi? Yani kirli değil de baskı var üzerinde. Bunu yani. Niye götürmüyorsun, bunu götürüyorsun? Cam silecek. Tamam olsun. Bunu niye götürmüyorsun? Ay yıldız var üstünde. Niye? Olsun. Kutsal. Olarak atfediliyor. Aynı bez ama aynı toptan kestik Enes. Olay üzerinde gelinizi anlam ama. O ne oldu artık? Kutsal mı oldu? Bayrak oldu ya. Put değil. Bayrak oldu. Yani tapıyor muyuz biz bayrağı? Hayır. Ama bir sembolü var değil mi? Yani temsil ettiği bir şey var. Hani Kur'an'da diyor ya, şiardır bu. Yani mesela ezan gibi, bayrak gibi bazı şiarlar var. Enes'cim burada o bez değil artık. Bir bayrak olmuştur. Yani şuradaki bizim stüdyonun duvarıyla değil mi? Şu caminin duvar arasında bir fark. İkisi de beton nihayetinde. Ama burada yapabildiğini orada yapamazsın gibi. Peki bunları anlam yükleyip de kutsal saymak sıkıntılı değil mi? Değil. Bak insanın kutsalları var Enes'cim. Kutsalı var. Dokunulmazlıkları var. Mesela annen sana kızar. Seni azarla. Hiçbir şey diyemezsin. Sen ona söyleyemezsin. İsmiyle hitap edebiliyor musun babana? Dokunulmazlığı var. İşte yani kutsal kutsallık derken illa tapınmak anlamında değil ya. Değer yani. Bak bu değerdir. Şimdi şu değil. Efendim putperestliği reddedeceğiz derken bütün değerleri mi reddedeceğiz? Hayır. Vatan diye bir şey var. Bak bayrak diye bir şey var. Değil mi? Mesela onu burca diktiğin zaman orası bizim olmuş oluyor. Abi bir bez diktiler demiyorsun ama yani. O halde Kabe'de nedir? Sıradan taşlardan yapılmıştır. Ama Allah-u Teala'nın evidir orası. Yani Allah'ın sahip olduğu yerdir. Her yere sahip ama oraya, o merkeze yönelerek biz ibadet ediyoruz. İşte Mekkeli putperestlerin de putperestliği böyle bir şeydir. Aslında çağdaş perestlikte de var değil mi ya? İnsanlar putunu yiyor mu? Paraya tapıyor mesela adam. Paraya tapmak nedir Enes? Yani illa karşısına koyup da şeyi, dövizi, tanrımız mı diyor? Yok, bir insan para için her şeyi yapıyorsa tapıyordur. Acıkınca da yiyor yani. Şimdi aslında çağdaş putperestlik de biraz daha değişik. Herkesin Enes'in uğruna yaşadığı bir takım değerleri var, tamam mı? Buradaki önemli olan şey Müslümanlar bu değer algılarını, yargılarını, ölçülerini Kur'an'dan ve peygamberden alıyor. Birisi Allah'ın ve Resulünün önüne geçiriyorsa bazı değerleri ya da onlardan almıyorsa ya da o değer için her şeyi yapabiliyorsa adam, her şeyi ama... Ha, bu ona tapıyor demektir. İlla böyle tapınma derken önünde secdelere kapanma şeklinde anlamamak lazım. Dolayısıyla kime kulluk yapıyoruz? Rabbimiz kim? Bunu öğrenmek istiyorsak hayatımıza bakacağız.
Teşekkür ediyorum Enes. Ben teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Umarım faydalı bir video daha çekmişizdir. Bu tür çalışmalarda 3 şey önemli biliyorsunuz dostlar. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak, bir de yorum yapmak. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah ellerimizi bağlasın.